17. sorumuz. 1060 metrekarelik bir arsa 30, 35 ve 45 yaşlarındaki 3 kardeşi miras olarak kalıyor. Bu arsa kardeşleri yaşlarıyla ters orantılı olarak paylaştırılıyor. Buna göre yaşı en büyük olan kardeşin payına kaç metrekarelik arsa düşmüştür? Şimdi toplam 1060 metrekarelik bir arsamız var. Yaşlar da 30, 35 ve 45'miş. Hepsi 5'e bölünebildiği için biz bunları 5'e bölüp 6, 7 ve 9 olarak yazalım. Ters orantılı ne demekti? Doğru orantılı olsaydı 6K, 7K, 9 kaldırdık. Ters orantılı olduğu zaman da K bölü 6, K bölü 7, K bölü 9 alacağız. Bunların toplamı neye eşit olacakmış? 1060'a. Şimdi payda eşitlerken şöyle yapalım. 6, 7 ve 9 paydalar. 6'da 7 ve 9 yok. Burada 6 ile 9 yok. Burada da 6 ile 7 yok. Çarparsam 9 kere 7. Burası 63K. Şöyle olacak. 63K bölü. Hatta direkt toplam yazalım. 63K artı. Burası 54K. Artı 6 kere 7 de 42K bölü 6 kere 7 42. 9'la da çarparsak burası ne gelecek? 378 gelir. 1060'a eşit. Şöyle toplayalım. 63K 54K 42K'nın toplamı da 159K gelir. Bölü 378 neye eşit? 1060'a. 3'e bölersem 53. 3'e bölersem 126 kalacak. Bu da 20 katı tam. O zaman K bölü 126 ne eşit olacak? 20'ye. K buradan ne gelecek o zaman? 20 çarpı 126. Bunu çarpmamıza gerek yok. Uğraşmayalım. Zaten bize neyi soruyor? En büyük kardeşi soruyor. Yani K bölü 9'u soruyor. Yazarım 20 çarpı 126 bölü 9. 126'yı 9'a bölersem burası 14 gelir. 14 çarpı 20'den de cevap ne gelecek? 280. Yani Ceyhan.